Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bandırmanın rüzgarını açıyorum. İyi seyirler diliyorum. Ziraat bahçesinde oturup açık havada yemek var ama her neyse evimize gidelim, boş ver. Hadi gidelim oğlum. Ne? Gidelim. Ama büyük büyük kazıkları da yedikten sonra ancak kazıklar nasıl azmedilir böyle açık havada. Atatürk Parkı'na geldik, eski isimle Ziraat Bahçesi. Şöyle lahmacunlarımızı aldık, ayranımızı aldık. Böyle geldik şu yeşillik alanda. Bir şeyler yani lahmacunlarımızı yerip sonra da eve gideriz. Bizim evimize çok yakın burası ayrıca. Sonra arkamdan dedikodumu yapıyorlar sürekli geziyorsunuz diye, bandırmayı bilmeyenler. Hoş bilenler de yapıyor ama. Evet. Geziyoruz, ne yapalım. Aynen. Çekemiyorlar, bizi çekemiyorlar. Teyzeler de köpek gezdirmeye gelmiş. Ay. Hava yağmış demek ki. Çamurmuş buraları. Evet. Böyle şu bayı, biz bu taraflara çıkmıyorduk. Buraya çıkalım, burada oturalım dedik. Kuş bakışı bakışalım. Şu ileri. Böyle mangal yerleri de var. Ya istediğin yerde mangal yakamıyorsun. Böyle mangal yerleri var. Yakıyorsun burada mangalı. Götürüp masanda yiyorsun. Lahmacunum. İçinde ne var? Maydanoz falan hepsini koydurmuşsun iyi. Soğan koydurmamışsın. Soğan hiç yemiyorum demedin mi sen? Ben soğan istiyordum, domates istemiyordum. Sen kendin ne koydun? Ben koydum. Hmm, çok ben güzelmiş abi. Sokak lahmacunun tadı bir başka oluyor ya. Ne kadar sevmeseler de ben çok seviyorum. Kıyma içinde yok mu? Yok ama böyle bir tadı başka oluyor. Biz alışmışız. Afiyet olsun. Bizim çocukluğumuzun lahmacunu. Evet. Sen ikili aldın galiba. Hı-hı. Benimki de tekli. Şimdi yiyoruz bu manzarada yemeğimizi. Ondan sonra evimize gidiyoruz. İşler beni bekler. Böyle. Bizi yiyelim. Hadi aç, sen de al çikolatanı. Hadi çikolatanı açsana, yiyeceğiz. Yedim ya. Ne? Yedin mi? Tabii. Hangi ara yedin? Ben geçim çikolata zamanı diyecektim. Tamam, ver. Hangi ara götürdün? İstediğin çikolata olsun be. Al canım, al senden kıymetli mal diye. Valla gözle kaş arasında yemiş bile. Ben bakındıkken sak sak video çekerken. Afiyet olsun. Sen video çekiyorsun ne yapayım? Afiyet olsun. Ulan her şey. Ben yine beraber yiyeceğiz sanıyorum. Yani şu an hissi yiyemeyeceğim. Aynen. Evet ya. Alıyorlar alıyorlar, böyle bırakıyorlar sokaklar hayvanları. Ben işte ben de diyorum, bir de insana çok şey. Baksanız. Evet. Büyük olasılıkla bunlar hep üniversitelerden kalma. Bilmiyorsun ama yani de yazık, günah yani bu kadar. Bir de çok temiz böyle yani. Bir de çok insana insancıl. Biz buraya eskiden geldiğimiz zaman şuradaki evler böyle nerede yani, çok çok uzaktadı evler. Uzakta evler vardı. Şu an artık dibine kadar dayandı artık. Yol ayırıyor, o kadar geldi evler. Tabii fiyatları kim bilir kaç liradır. Bir trilyon vardır buradaki evler, ben size söyleyeyim. Ya buradaki evlere babasının nikahını isterler. Çok fena. Çok pahalı bandırmada evler değil. Bak burada da giriş var Ziraat Bahçesi'nde. Yürüyerek girmek isterseniz buradan da girişler var. Bir ilerden de öyle var. Ara ara girişler var. Etrafımızda da bir sürü kedilerimiz var. Öyle. Dizayn yapılınca yapsam işte. Evet, kediler eşliğinde oturuyoruz ama şu kedi gerçekten üzüldüm. Çok insana şey, bir de çok temiz. Bilmiyorum ama büyük ihtimalle ev kedisi gibi duruyor. Çocuk parkı da var, restoranlar da var. Paranız varsa şurada restoran var. Biraz pahalı diye duydum ama gidip hiç yemedim. Çünkü ben zilişim. Mutfağı ve dünyasalara kendim yapıyorum. Restoranlar var diyorum ya. Pahalı diye duyduydum. Ama tabii ki yemedim hiç. Evet.
yerlere sigara hizmeti ve kuru yemiş ve çöp atmayınız diyor. Ama benim kocamın açıklaması da ne oluyor? Develer atıyor. Aa, o yönden hayatta yani çok böyle yani bilmiyorum, şu ana kadar hiç bırakmamışlıktır o yönden. Kendi kendime kipli olabilirim. Biz çok dikkat ediyoruz. Eşim de öyle diyor, yazıyor okuyor, bir de arkadan yorum da yapıyor. Ama diyor develer atıyor diyor. Çok ayıp Erdiç. Şşşt. Benim polis korkumu biliyor ya, dalga geçiyor. Benimle polisin önden geçecekmiş beni. Sen düşün vallahi, arabada bir eksik varsa. Yok mu? Ondan sen polisin önden geçebilirim diyor rahat rahat. Ben biliyorsunuz ya, ben daha önceden söylemiştim. Böyle. Bu taraf ayrı bir ada gibi, bu taraf ayrı bir ada gibi. Şurada çocuk parkı var. Öyle. Şurası da şey, müze. Erdiç bir gün müzeye gelseniz ya, bandımın müzesini çekeyim. Müzeye girişler var mı? Sorayım komşuya bizim de. Müzeye girişler var mı diye sorayım Volkan'a da. Bir gün müze... Daha önce çalıştı ya burada. Vardır tanıdıkları. Müzeye giriş var mı diye. Bak bandımın müzesinde şurası bakın. Evet, daha önce Mustafa Can küçükken ben gittiydim. Okulla geldiydik ama sınıfına. Evet, çok ayıp. Erdiç'ten biraz müze gezer. Çarşı pazar gezeceğine. Biraz kültürünü arttırır. Ay, karıma ayak uyduruyorum diyor. Hadi bakalım. Bakın bir kerette park edecek şimdi. Haydi gel bakalım. Gel, devam. Hop. Bu tarafa gel. Ben ona ilk alıştırıp ehliyet aldığında ilk arabayı park ederken tabii yardım ediyordum. Şimdi hala park yardım ediyorum. Kızıyor bana. Tekerlek değdi. Böyle düz. Tamam. Süper. Evet be. Usta şoför be. İşte geliyor usta şoförümüz. Hadi artık park ettirdik. Hadi. Alalım alışverişlerimizi. Ve evimize gidelim. Dedim. Alışverişlerimiz. Bakın şimdi arabayı bakın. Şimdi hazır yokken çekeyim. Bakın arabada bulaşık deterjanı var, sıvı sabun var, suyu var, silmesi var, çekici hava bu var, bu var, bardakları var, orada sandalyelerin masaları var, burada takım çantası mutlaka vardır, orada yedek iş kıyafetleri var, var da var, burada şekeri, çayı var, kahvesi var. Vallahi arabanın bagajı Allah'tan bu kadar, daha büyük bir bagaj olsa daha ne koyar bilmiyorum. Oğlum ben ne diyorum? Senin arabanı çekiyorum diyorum. Bak orada her şeyi var diyorum. Sıvı sabununa kadar. Kablo bağı bile var. Şey de var. O saplı olan nerede? Keser. Keser bile var. Keser döner, sap döner. Haydi alış eve takım, iş yapma takım döner. Takım çantası da var. Takım çantası da var. Sormayın. Şimdi biz şoktan ayran falan aldık. Ondan sonra acıma. Geçen gün şoktan makarna aldık. Ben şokun makarnasını seviyorum. Genelde o makarnadan kullanıyorum. Bandırma içinde başka şubede 2.95 yazıyordu. Ondan sonra burada baktık 2.5 lira. Sordum kıza, dedim şube değişiyor mu dedim fiyatlar dedim. Ondan sonra neden dedim, sizin burada 2.5 yazıyor dedim. Bakın diyor kasadan 2.95 geçiyor diyor. Saçmalığa bakar mısınız yani? Orada 2.5 lira yazıyor, fotoğrafını da çektim, hatta fotoğrafını da koyacağım. Kasadan 2.95 geçiyormuş, onu da çekerim fişi, onu da fotoğrafını koyarım. 45 kuruş, düşünsene bir üründe 45 kuruş insanlar fark etmeden kazıklıyorlar. Resmen kazıklamak oluyor bunun adı. Yani ben anlamadım. Biz mesela yeri geliyor 10 paket makarna birden alıyoruz. 5 milyon fazladan, 5 TL fazladan vermiş oluyoruz. Düşünsenize bir kere ne kadar bu pahalı. Yani bu pahalılık da bu pahalılık değil bence. Bu dolandırıcılık oluyor. Yani bu pahalılık tamam, fiyatlar arttı anlarım eyvallah, ama bu 2.5 yazıp da 2.95 geçip de ya da bir şokta 2.5, bir şokta 2.95, yok kasada şu kadar yok bu kadar demek bence mantıklı bir açıklama değil. Çok saçma. Ve bu market, büyük market şeyine de uymuyor yani. Aynen, etiket düşünsene yani, çok sinir oldum, şok oldum yani. 2.95 diyor, bak burada 2.95 geçti. Bir de gayet de böyle bir lakaylı bir açıklama. Yani tamam orada çalışan onun için de bir şey diyemem kızacağız, ama onu düşünen oradaki müdürlerin düşünmesi lazım. Gerçekten artık ülke olarak ses vermemiz lazım, vatandaş olarak. Bu büyük marketler canımızı okuyor. Büyük büyük bizi kazıklıyorlar yani. Ya çok şaşırdık. 2.95 45 kuruş ya. İçeri gir ya. 45 kuruş bir üründe oynar mı ya?
50 kuruş demek, 10 ürün bir şey alsan 5 TL demek. Bütün aldıklarına tek tek fiyatlarına bakmıyorsun ki, ya da fişte ne kadar geçiyor diye bakamıyorsun ki. Demek ki bu saatten sonra bakmak gerekecek. Baksan da açıklaması zaten 2,5 yazıyor ama 2,95 geçiyor. Nasıl iş anlamadım yani. Gerçekten artık ses vermeleri lazım devletin. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı, inşallah bu 5 markete bir şeyler yaparlar. Gerçekten insanların canına yetiyor yani. Çok da saçma geldi 2,95, 2,5 yazıp da 2,95 fişte geçmesi. Öyleymiş. Büyük marketler büyük büyük insanları kazıklıyorlar demek ki. Bakın 2,95. Orada 2,5 yazıyordu. Oradaki ne koyacağım? Burada 2,95 yazıyor. Anla da dinle. Sadece bir paket makarnadaki oyun bu. Evet, pazardan aldıklarımıza gelelim. Şöyle 8 liralık kilosu 5 liralık ıspanak aldım. Şöyle 1 kilo barbunya aldım. 10 liralık şeftali aldım. 5 liralık kilosu yeşillik aldım. 1 kilo. 3 kilosu 10 lirada 5 liralık domates aldım. Şu acı biberi doğrayıp da yapacağım bu sefer, balık biberi. Ondan 1 kilo aldım. Bu tatlı ince biber aldım. Kahvaltıda çok güzel oluyor yemesi. Mandalina aldım. Barbunya. Bir de 2 kilo süt fasulyesi. Şimdi bunları, barbunyaları hemen eşimle ayıklayacağız. Fasulyeyi de o işe gidene kadar ayıklayalım. Geri kalanları da o gittikten sonra ben bu turşuları falan yaparım. Evet, biz geldik. Barbunya ayıklamaya başladık. Bir poşete ayıkladım. Şöyle koydum. Şimdi ikinci poşete başladım. Ondan sonra evet, sen ayıkladın. Evet, ben biraz işlendim buralarda. Ondan ben ayıkladım. Evet, kocam bir itinalı barbunya kuru fasulye, taze süt fasulyesi ayıklar. Kışında itinalı yer ama, değil mi hayatım? Beraber yesin, öyle mi? Yani. Ama ben bir tabak yerim, sen üç tabak yersin. Ne yapayım yani? Senin mide o kadar oluyor. O zaman sen demek ki ben bir tane ayıklasın, sen üç tane ayıklamaz zaman zorundasın. Öyle olmuyor işte. Öyle oluyor işte. Her şey ortak. Her şey ortak. Evet, şimdi biz barbunyalarımızı ayıklayalım. Ondan sonra süt fasulyeye geçeceğiz. Ondan sonra da bir daha altlığımızı yerleştiririz falan filan. Bir sürü işlerimiz bizi bekliyor. Süt fasulyesini 12 TL'den almıştım. Gerçekten çok güzelmiş ama yani. Çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş. İnşallah lezzetlidir de. Tabii ki yine onları da başladık ayıklama. Tabii ki kimle? Tadadam! Süpermenimle, benim yardımcımla. Şu telefon burada böyle açık dursun, hiç söylenmesin de güzel video çekiyorum diye. Şöyle bak hayatım, ben şimdi bunu burada tutuyorum, video çekiyorum, tamam mı? Açık olunca bak, bakıyor bir de kamera, açık açık açık, merak etme. Ama gerçekten süt fasulyem çok güzelmiş. Yani çok hoşuma gitti. Bak bir de ben oynadım, madem bak ondan daha fazla ayıklamışım. Hadi sallanma, hadi. Hadi. Hayatım kahve içer misin? Evet, içiyorum. O zaman Türk kahvesi yapmaya kalkayım ben. Yani yıkla bakalım biraz, onu su kalkarsın. Yes. O zaman ben kahve tek başıma içerim, önce fasulyeler bitsin. Tamam, ikisini yapacağım. Vay. Hadi bakalım, biz ayıklamaya devam ediyoruz. Kocacığım hadi. Portakallı çikolatalı kahvelerimden yaptım. Camımın önüne aldım, şimdi içeceğiz. Hadi hayatım bırak, ben kalanını bitiririm. Gel bir keyif kahvesi içelim seninle. Sonra bir daha bütün gün de işim var, bitiririm. Olsun, hadi gel kahvemizi içelim. Sonra ben yaparım, devam ederim. Bugün de işim var. Hadi şimdi biz kahvelerimizi içiyoruz. Şöyle fincanlarıma koydum. Evimizin önünde içiyorum. Evet arkadaşlar, biber turşularımı kurdum. Kurarken çekmeyi unutmuşum. Böyle yarım kiloluk kavanozlara koydum. Ve ev yapımı. Kapaklarım zaten her zamanki gibi şahane. Bunlara birer çorba kaşığı, tam dolu değil, şeker, tuz koydum. Yarım fincan sirke koydum. 2-3 tane de sarımsak koydum üstüne. Bir de kaynar sulu. Bu sefer turşularımı kaynar sula denedim. İlk defa yapıyorum. Ablamda geçen gün gördüm. Güzel olmuş. Bakalım. İnşallah sula da bu arada güzel oldu. Ben normalde kaynar sula yapmıyorum biliyorsunuz. Bu sefer böyle deneyeyim dedim. Bu turşuları özellikle kendim için yaptım. Doğradıktan sonra birkaç defa yıkadım. Tohumları azalsın, acısı biraz hafiflesin diye. Çünkü ben çok acı yiyemiyorum. Eşim normalde dedi, yani şarjım bitiyormuş bu arada. Eşim dedi normalde bayağı acı biber var, yapma falan dedi. Ama benim de çok canım istediği için böyle doğrama balık biber. O yüzden ben de yaptım. Şimdi çekmek istedim. Şimdi galeta, Kıbrıs tatlısı yapacağım. Onu da çekerim inşallah, unutmazsam.
Çırpma kabının içine 4 yumurtamı aldım. Bir su bardağı da şeker koyuyorum. Normal 250 mg'lık klasik bardak. Biraz yumurtamla şekerimi çırptım. Şimdi bir su bardağı, tam dolduğu bir parmak eksik, sıvı yağ koyuyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Bir su bardağı cevizim var, onu koyuyorum. Bir su bardağı hindistan cevizim var, onu da koyuyorum. Bir bardak galeta unum var. Yine aynı bardak ölçümde. Bu zaten çok koyu bir kıvam oluyor. Normal kekten baya koyu oluyor. Bir pakette hamur kabartma tozum var. Onu da koyuyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Bu arada tatlımı döktüm tepsiye. Bir açıklama yapmak istiyorum. Geçen gün yeğenim gelecekti, üniversiteye gidecekti için alışverişe geldiler burayı bandırmaya. Ben de bana da uğramalarını istedim gitmeden bir görmek için. Ben de bunları, hazırlıkları yaptım ona, tabii ki öğlen saati geldiklerinde acıkacaklar diye. Bir yemek sayfasında paylaşırken de misafirlerim için dedim. Hemen linçlemeye başlamışlar. 2 seneden beri pandemi vardı, biz misafir kabul etmiyoruz da. Çok merak ediyorum, milyonluk sayfası olan YouTuber'lar olsun, Instagram fenomenleri olsun. Masa doluları hazırlıyorlar, masalarına fotoğraf çekiyorlar, masadaki arkadaşlarına video atıyorlar, misafirlerinin videolarını paylaşıyorlar. Kimse onları linçlemiyor. Ben misafirlerime ne yazacaktım oraya açıklamaya? Yeğenim gelecek alışverişe, karnı acıklar diye bana gelecekler, ben de onlara yaptım hazırlıklar mı deyip de yazsaydım. Ben korona oldum, korona olma nasıl kötü bir şey olduğunu biliyorum. Maalesef geçirdim, aşılarımı da oldum ve mümkün olduğu kadar misafirde hiç kabul etmiyorum. Sadece dediğim gibi yeğenim gideceği için ben davet ettim ama geçen çok kötü bir linç yedim. O yüzden bu pastayı yapıyorum ama bu pastayı kendim için yapıyorum. Kendimiz için yapıyoruz, biz yiyeceğiz. Misafir falan gelmeyecek. Hemen linçlemek için beklemeyin. Ya böyle bir tayfalar da var. Milyonluk, bir de bu kişinin sayfasına girdim. Dediğim gibi o milyonluk kişileri de takip ediyormuş bu arada. Bir gün öncesi kadın dünya kadar masa hazırlamış, misafirlerim gelecek diye fotoğraf koymuş etmiş. Yapsın, bir şey demiyorum. Ama o da İstanbul'da oturuyor dediğim kişi de. Ama ona eline sağlık yazmış. Ben koyduğum zaman bana işte sen bilmiyor musun korona var falan filan diye bir sürü şeyler yazmış. Lütfen herkes aklını kendine saklasın. Bu da bir açıklama olsun. Kıbrıs tatlım da dediğim gibi oldu. Şimdi fırına pişmeye gidebilir. Bu da pişerken ben de bu arada şerbetini hazırlayacağım. Bu arada Kıbrıs tatlısının şerbetini ben kaynatmıyorum çok fazla. Hemen şeker eriyene kadar tutuyorum. Şeker eridikten sonra hemen altını kapatıyorum. Tatlı sıcak oluyor. Şerbet de o zaman olmuş oluyor çok kaynamadığı için. İstiyorsanız siz kaynatıp koyu kıvamda da yapıp önce şerbetini hazırlayıp sonra tatlıyı da yapabilirsiniz. Bu da bir dipnot olarak paylaşmak istedim. Bu Kıbrıs tatlısını da kendimiz için yaptık. Yaptım. Kendimiz yiyeceğiz. Misafir falan gelmeyecek. Dişlemeyin hemen. Koydum. 3 bardak su, 2 bardak şeker koydum. Bir de vanilyamı koyuyorum bu esnada. Keke vanilya koymamıştım. Şartı da %10'un altına düşüyor. Şimdi bu şeker eriyip de bu şey eriyene kadar pişireceğim. Ondan sonra bir daha soğumaya alabilirim. Bu kadar kaynaması yeterli. Şimdi onu kıyıya alıyorum, boşaltacağım. Burada da 1 kilo su, 1 kilo süt, 1 su bardağı şeker, 2 kaşık nişasta, 3 kaşık un koydum. Şimdi bunları da pişiriyorum. Şerbetim hazır. Kremam da pişiyor. Pastam hazır oldu, sayıda pişmesini bekleyeceğim. Kremam bakın oldu. Gayet de pürüzsüz, hiç topak da olmadı sürekli karıştırdığım için. Bu şimdi biraz ılındığı zaman bir kaşık margarin koyup çırpacağım. Ve pastamı, şerbete çekmiş olan pastamın üstüne dökeceğim. Ama dediğim gibi daha pastam pişiyor. Şerbetini de burada karıştırıyorum sık sık. Soğutuyorum. Pastam da pişiyor. Öyle Kıbrıs tatlısı hazır. En azından şu an aşamaları hazır. Bugün arkadaşlar çarşıya gittik. Oğlana cep telefonu aldım. Oğlan bir seneden beri bayramlarda olsun, böyle verdiğimiz harçlıklar olsun biriktiriyordu. Ona Ziraat Bankası'nda bir hesap açmıştık. Orayı aşağı indikçe paralarını yatırıyormuş. Aşağı yukarı 1000 küsür lira orada parası olmuş. O küçük bir telefon kullanıyordu. Şimdi tabii liseye başladı malum. Arkadaşları çok dalga geçmeye başlamışlar.
Şimdi biliyorsunuz çocuklar acımasız. Telefonun küçük işte, telefonu çalışıyor mu, senin telefonun telefonda konuşabiliyor musun falan filan diye. Biz de buna çok üzüldük eşimle. Sonra şimdi oğlan benim şeye gittiği için, meslek lisesi okuduğu için üretimlere katılacak. Üretimlere katıldığı zaman da belli bir para yatacakmış. Öğretmenle falan konuştuk. İşte banka kartı çıkarttık. Şimdi cumartesi günü ilk üretime katılacak. İnşallah devamı gelir. Biraz o, biraz babası. Ona bir telefon hediye aldık. Çok üzüyor çünkü biz hiç oğlana daha yeni telefon almadık. Biz oğlan bugüne kadar bizim eskilerimizi kullanıyordu. Yani ama artık 17 yaşına girdiği için, bir de şimdi çocuklar çok acımasız olduğu için, o bir şey demese de çok üzüldüğünü hissediyordum ben. Telefon götürmek istemiyordu yanında. Dalga geçiyorlarmış. Dalga geçiyorlarmış işte, senin telefonun çalışıyor mu diye falan. Bunu bana anlatınca biz de fazlasıyla üzüldük. Dediğim gibi o kendi bayram paralarını falan hep biriktirdi. Harçlıklarını hep biriktirdi. Üstüne de biz biraz ekledik. Tabii biraz taksitle aldık. Şimdi banka şey çıkıyor ya, başvuruyorsun, kredi onaylanıyor, onaylanmıyor. Öyle taksitle aldık. O şimdi kendim diyor, ben üretime katılıp ödeyeceğim diyor. Aylık 300 lira ödeyeceğiz. Eğer üretime katılıp da 150'sini çıkarsa 150'sini de biz veririz. Biraz da peşinat verdik. Böyle bir telefon aldık. Samsung A32. Ona kılıf aldım. Bugün hemen gittik, daha telefonu aldık. Ondan sonra gittik, kılıf aldık. Şöyle bir kılıf önerdi eşim, telefoncu arkadaşı tanıdık. Dedi bu kılıflar sağlam oluyor dedi. Ekran camı yapıştırdık. Telefonun arkası da cam olduğu için arkasına da ekran camı yapıştırdık. Böyle bir telefon aldık. İnşallah görünce sevinir. Bakalım, telefonu verirken videosunu da çekmeyi unutmam inşallah. Bir de şöyle siyah bir eşofman altı aldım. Şimdi tabi beden var okulda. Beden olduğu için eşofman götürmesi gerekiyor yanında. Maşallah kendisi iri olduğu için de geçen seneki eşofmanları bu sene olmuyor. Çok dar oluyor. Devin içinde idare eder ama okulda bedende olmaz. Ya, girmediğim mağaza kalmadı. 100 liradan aşağı eşofman altı yok biliyor musunuz? Gerçekten yani artık fiyatlar almış başını gitmiş. Bunu buldum biraz ince. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu eşofman altını bulduk. Markası böyle, büyük ihtimalle yerli üretim bir şey. Fermuarlı, ceplerin fermuarlı olması hoşuma gitti. Böyle biraz ince dediğim gibi ama şimdi kışın okula giderken zaten içli işlek giyiyor. İçliğin üstünde idare eder düşünüyorum. Bu mevsimlerde zaten idare eder. Dediğim gibi 100 liradan aşağı eşofman altı hiçbir yerde bulamadık. Bunu buldum. Şimdilik artık idare etsin. Öyle bugün çarşıya indik. Dediğim gibi bakalım, telefonu verirken de size çekmeye uğraşırım. Bakalım nasıl alacağımızı biliyordu ama bugün bu hafta içi değil, bir dahaki haftaya falan alırız diye biliyordu. Ben de bugün biz bir vatanını aldık. Orada arkadaşın oğlu var. Bize telefonda seçme konusunda yardımcı oldu. Biz şimdi modellerden, markalardan fazla anlamadığımız için. O bu telefonu önerdi. Biz de o telefonu aldık. Dediğim gibi 1000 lirasını falan peşin verdik. Kalanı da taksite böldürük. 300-300. Biraz üretimde o. Biraz da biz. Hayırlısını inşallah öderiz. Şimdi çocuklar çok acımasız. Biraz telefon eski diye çok dalga geçiyorlarmış. Bu videoyu izleyen çocuklar varsa yapmayın arkadaşlar. Alıp alan arkadaşlar var, alamayan arkadaşlar var. Gençler, sizi de uyarıyorum ve sizi de çok seviyorum. Geleceğimizin mimarısınız siz. Geldin mi anneciğim? Evet, geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım, çıkar bakalım montunu. Arkana ne saklıyorsun? Bir şey saklamıyorum, böyle belim ağrımış da. Belim ağrımış. Çıkar bakalım montunu. Arkamda ne saklıyormuşum? Belim ağrımış, belim tutuyor. Ay çok belim ağrıyor diyorum. Hadi bak. Gel bakalım. Hoş geldin. Nasıl geçti günün? Kapat bakalım gözlerini. Allah çok terlemişsin ama her neyse. Yaklaş, yaklaş. Bana doğru yaklaş. Kapat gözünü. Elini uzat. Aç bakalım. Nasıl? Beğendin mi? Dur şimdi şöyle çıkıyor. Vay annem. Yeni telefon almışsınız. Evet, bugün gittik aldık. Teşekkürler. Bakalım beğeneceğim kılıfı falan nasıl?
Gayet güzel. Çevir bakalım arkasına. Bu kulplardan önerdi Oğuz abin. Şöyle. Evet, beğendin mi? Evet, çok beğendim. Güzel, iyi günlerde kullan anneciğim. Anlamıyorum. Baban da kimse, babana teşekkür edersin işten gelince. Hadi sen şimdi üstünü değiştir, ondan sonra telefona bakarsın. Tamam mı? Çok terlisin. Hadi bay bay. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.